Sivas'ımızda güzel hizmetleri olan Kayseri Şeker fabrikamızı ziyarete geldik. Ben öncelikle başkanı ve ekibini tebrik ediyorum. Sivas'ta güzel çalışmalar yapıyorlar ve çiftçilerimizden çok güzel bir şekilde muhabbetlerini kazanmış vaziyetteler. Hem bunu bir teşekkür mahiyetinde olabilir hem de ilerleyen dönemde beraber güzel çalışmalara imza atacağız, işbirliği yapacağız. Bunun da istişaresini yapalım dedik ve verimli bir toplantı oldu. Güzel de bir değerlendirme yapmış olduk. Ben öncelikle çiftçilerimizin yüzünü güldürdüğü için, bölgemizde güzel üretimler yapıldığı için, yaptırdığı için Kayseri Şeker Fabrikası ve fabrikasının ekibine, başkanından tut, çalıştığına herkese ben teşekkür ediyorum. Sivas'ta Kayseri arasındaki bu bizi güzel birçok bağlayan değerlerimiz vardır. Ama en çok da özellikle o bölgede Kayseri Şeker Fabrikası'nın yaptığı çalışmalar bizi daha da birbirimize bağlamaktadır. Bunun artarak devam edeceğiz inşallah. Ben tekrar güzel misafirperverliğinden dolayı ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Hilmi Bey, Oda Başkanı, İl Genel Meclis Başkanımız, Özel İdare Genel Sekreterimiz ve İl Tarım Müdürümüz ve Şirket Genel Müdürümüzle beraber daha önce sık görüşmemizi bugün de taçlandırmış olduk. Kayseri Şeker'le Sivas'ta yapılması istenilen yatırımlar konusunda işbirliği için aslında hayırlı bir adımın başlangıcı olduğunu düşünüyorum. İnşallah Sivas'ta yapılacak olan tarım ve hayvancılıkla ilgili yatırımlara biz de Kayseri Şeker olarak karınca kararınca katkı sağlamak istiyoruz. Özellikle bu bilgi ve tecrübe itibariyle böyle bir katkının oluşması konusunda Sayın Valim'in de değerlendirmesi söz konusu. Ama biz maddi olarak da bunun içerisinde bulunmak istiyoruz. Tarım ve hayvancılıkla ilgili gerek Sivas'ta olsun gerekse bölgemizde olsun bütün yatırımlarda Kayseri Şeker önemli katkı sağlayabilecek güce sahip, tecrübeye, birikime sahip. Bunu doğru bir şekilde değerlendirmek arzusundayız. Sivas'ın çok önemli bir kısmı Turhal Şeker Fabrikası bizim bünyemize dahil olduktan sonra Sivas'ın çok önemli bir kısmı bizim çalışmalarımızın içerisinde yer alıyor. Onun için o bölgeye karşı Sivas'a ve Sivas'taki çiftçilerimize karşı bir borcumuz olduğunu bu manada düşünüyoruz. Bu borcu da hakkıyla layıkıyla şeker pancarının dışında da yerine getirmek arzusundayız. Ben buraya kadar zahmet edip geldikleri için Sayın Valim başta olmak üzere değerli heyete şükranlarımı, teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bir başarı hikayesi olan Kayseri Şeker'le ilgili hem Sivas'a hem bölgemize yaptıkları yatırımlarla ilgili istişare yapalım diye ziyaret ettik. Cidden Kayseri Şeker bugün tarım ve hayvancılık alanında şehrimizde büyük yatırımlar var. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu üretimi, istihdamı her alanda daha farklı olarak büyütecekler. Bugün ülkemizin ihtiyacı olan daha çok çalışacağız ve daha çok üreteceğiz. Bu noktada da Kayseri Şeker cidden büyük bir başarı hikayesi ortaya koyuyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Sayın Valimizle, Oda Başkanımızla, ilimizin tüm dinamikleriyle birlikte böyle bir başarı hikayesini ortaya koyan Kayseri Şeker'in de tecrübelerinden istifade ederek şehri üretim noktasında daha nasıl büyük katkı sağlarız? Bunun mücadelesini veriyoruz. Sivas'ta güzel gelişmeler oluyor. Tarım alanında, turizm alanında. İnşallah bunları farklı alanlarda da daha kurumsallaştırarak hep birlikte ortak akılla tüm şehrin dinamiklerini ve bu noktada başarılı iş adamları, başarılı müteşebbisleri Kayseri Şeker gibi birliklerinde tecrübelerinden faydalanarak bölgemiz için, ilimiz için ve Türkiye için üretime, istihdam sağlamaya katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için, ortak akla hayata geçirmek için bugün buradayız. Başkanımıza ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.